HDP'nin 3. Olağan Büyük Kongresi 11 Şubat Pazar günü Ankara'da Arena Spor Salonu'nda gerçekleşecek. HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu. Diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ tutuklu. Eş genel başkanlığı düşürmüş, milletvekili düşürmüş, partiyle ilişkisi hukuken kopartılmıştı. Yerine yasa gereği olağanüstü bir kongre yapılmış. Serpil Kemal Bay seçilmişti. Bugün Serpil Kemal Bay, eş genel başkan Serpil Kemal Bay, meclis grup toplantısında bir veda konuşması yaptı. Yani aday değildi. Eş genel başkan olarak mecliste son kez hitap etti. Ne olacak kongrede? Kongre HDP yüksek katılım bekliyor. Artı stratejik bir kongre olarak tanımlıyor. Zira Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girmiş durumda. Eş genel başkan tutuklu, 10 tane milletvekili tutuklu, dokunulmazlıklar kaldırılmış, milletvekilleri hızlı bir şekilde gün içerisinde çalışma alanlarında alınıp götürülüyor. Dolayısıyla bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi belediye başkanları tutuklu, görevden alınmış, kayyumlar atanmış. Türkiye'nin ağır bir gündemi var ve HDP aslında ikinci ana muhalefet partisi olarak biliniyor ama HDP bunu böyle görmüyor. Ana muhalefet partisi olarak kendisini görüyor ve kongreyi de bu bakış açısıyla şekillendirmeye çalışıyor. HDP'nin aslında kongre süreci Kasım 2017'de başladı. İl ve ilçelerde taramalar yapıldı, il konferansları yapıldı. Ardından 8 bölge konferansı düzenlendi. Ve sonra 3-4 Şubat'ta büyük konferanslar yapıldı. Bu konferansta önce kadınlar konferansı yapıldı, ardından karma bir konferans yapıldı. Yine toplumsal kesimlerle, inanç gruplarıyla, aydın yazar gazetecilerle ve çok farklı kesimle bir araya gelindi. Onların görüş, öneri ve eleştirileri alındı. Hepsi karar taslağı halinde oluşturulup büyük kongreye taşınacak. HDP'nin 1237 delegesi bulunuyor. Ancak bu delegelerin 111'i ya tutuklu ya hukuksal problemlerden dolayı partiye, genel kongreye katılıp, büyük kongreye katılıp oy verebilecek durumda değil. Dolayısıyla 1126 delege oy kullanabilecek. Uzun zamandır kim eş başkan olacak kulislerde konuşuluyor, tartışılıyor. HDP'nin öncelikle ifade etmek gerekir ki HDP'nin kadın kotası yok. Eşit temsiliyeti var. Yani hem parti meclisinde hem eş başkanlıkta kadın temsiliyeti %50-%50. Yani eşit temsiliyete dayanıyor. Bunun yanı sıra %40 birey, %60 bileşenlerden oluşan bir yapısı bulunuyor. Bu anlamıyla Türkiye siyasetinde farklı bir örgütlenme modeli uygulanıyor. Kadın temsiliyeti %50-50 dedik ama onun yanı sıra gençlik kotaları bulunuyor. Dolayısıyla tüm bunlar dikkate alındığında şu anda öne çıkan bir isim var eş genel başkanlık için. Halen meclis başkan vekili görevinde bulunan Pervin Buldan. Pervin Buldan isim havuzu içerisinde kadın eş genel başkan olarak tek bulunuyor. Ancak erkek eş başkan adayları konusunda bir hayli isim var. Ben öne çıkan, henüz netleşmeyen ama kongreye kadar belki bir kısmı elenebilecek ancak kongrede de netleşecek isimleri söylüyorum. Sezai Temelli, Saruhan Oluç, Ayhan Bilgen, Mithat Sancar, Kamber Saygılı, Rıza Turan, Ertuğrul Kürkçü. 8 isim eş genel başkan için isim havuzu içerisinde bulunuyor. Halen kongreye kadar da bu konuda tartışmalar sürecek parti meclisinde. Evet, olağan
kongre olan 3. büyük kongre için bütün hazırlıklar tamamlandı ya da tamamlanmak üzere. Çeşitli illerden otobüslerle partililer gelecek. Delegeler daha önceden muhtemelen Ankara'da olacak. Ankara spor salonunda, yani yaygın adıyla Arena Spor Salonu'nda HDP'nin bu hafta sonu kongresi yapılacak ve yeni eş genel başkan seçilecek. Çok tartışılan bir konuydu. Selahattin Demirtaş yeniden aday olmayacağını ifade etmişti. Bunu partiye göndermiş olduğu mektupta ifade etmiş ve bu kamuoyuna yansıyınca aslında pek çok kesim HDP'nin içerisinden de Demirtaş'ın yeniden aday olması için ikna edilmesi gerektiğine dair görüş belirtti. Sosyal medyada başta olmak üzere pek çok yerde tartışıldı. Ancak Demirtaş bu konuda tutumu netti. Ben partiden istifa etmiyorum. Eş genel başkanlık yapmayacağım. Ancak eş genel başkan kadar çalışacağım dedi. Önünü açmaya çalıştığını söyledi. Demirtaş yeniden aday olmayacak. Kongrede hem Demirtaş'ın hem de diğer eş genel başkan Figen Yüksekdağ'ın da gönderdiği mektup okunacak.